Peki başkanım, son olarak organize sanayi ne durumda? Evet, eyvallah. Şimdi tabii organize sanayi ile ilgili elhamdülillah bizim hiçbir sorunumuz kalmadı. Yani biz 3 yıllık aşamada çok önemli aşamalara geldik. Çok güzel yere geldik. Bizim de özellikle bu konuda diretiyorduk. KDV muafiyeti. Organize sanayilerinin altyapısının inşaatlarında KDV muafiyeti. Şimdi bakın, orası nereden baksanız demir yolları, karayolları, oradaki elektrik hatları, altyapısında şu da bu da 35 milyonluk bir yatırım var. Bu 35 milyonluk yatırımın da %18'de çarparsanız 6-7 milyon KDV'si tutuyor. Ve biz bunun demir yolları kısmını değil ama elektrik ve karayolları kısmını, yani içindeki yolları, altyapı, su kanalizasyon kısmını organize sanayi olarak biz ödeyeceğiz. Vatandaşa oradan arsa satacağız. Sattığımız arsanın bedellerini de %1 faizle, sonradan %2'ye çıktı şimdi faizler, 10 yıl vadeyle biz oranın o parayı ödeyeceğiz. Dolayısıyla o KDV'yi de ödemek istemiyoruz. Bakanlığımızla da bu konuda çok görüşmeler yapmıştık. Sağ olsun Bakanlar Kurulu KDV'yi kaldırdı ve torba yasada geçti, meclisten geçti. Ayın 15'ine kadar şu anda ilanda, itirazlar olur filan diye. Ayın 15'inde resmi gazetede KDV muafiyeti yayınlanıyor. Ve daha dün Ankara'dan, Bakanlıktan, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'ndan aradılar. İnşallah KDV muafiyeti yayınlanır yayınlanmaz ihaleye çıkıyoruz dediler. İhaleye çıkmaları, ihale süreci inşallah birkaç aylık bir süreç. Ondan sonra oraya müteahhit geldi, ana yolları açmaya başladığı zaman biz de orada arsa satışına başlıyoruz. Yani hiçbir problem yok. Ayın 15'ini bekliyoruz KDV muafiyeti için. Vatandaşlarımız merak etmesinler. Allah razı olsun, sağ olasın. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bize bu imkanı verdiniz.